yanımız sürecek. Bütün bu etkinlikler 50 yıldır süren işgalin bitirilmesi, Filistin'de yaşayan 4 milyona yakın Müslüman ve Hristiyan nüfusun ekonomik ve siyasi sorunlarının çözümüne kavuşturulması için çok değerli sonuçlar ortaya koymaya başlamıştır. Kudüs'e sahip çıkmak her Müslümanın görevidir. Kudüs davası sadece Filistinli kardeşlerimizin omzunda değil, sadece Arap dünyasının davası değildir. Bizler millet olarak Kudüs'e, Mescid-i Aksa'nın beşiğine hizmet onurunu yaşamış neslin tohumlarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle asırlarca Müslümanların göz bebeği olan bu mübarek beldeye sırtımızı dönmemiz, kendimizi inkar etmemiz demektir. Kendimizi asla inkar etmeyeceğiz. Kudüs'e İstanbul gibi, Ankara gibi, Bursa gibi, Diyarbakır gibi sahip çıkacağız. Değerli katılımcılar, Çanakkale'de ve Kutul Amare'de kazandığımız zaferlere rağmen 50 yıl önce Kudüs'ün işgalini maalesef durduramadık. O günlerden beri Kudüs ve Filistin huzur yüzü görmedi. Kudüs'ün tekrar barış şehri olması için, özgürlüğüne yeniden kavuşması için ülke olarak, millet olarak her türlü seferberliğe hazırız. Çünkü biz inanıyoruz ki Kudüs'ün kurtuluşu tüm alemin kurtuluşu, işgali ise tüm alemin işgali anlamına gelmektedir. Kudüs özgür olmadan insanlık özgür olmayacaktır. Ülkemizin her platformda dile getirdiği Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi bizim kırmızı çizgimiz olduğu gibi Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesi dünya barışı içinde olmazsa olmazımızdır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki bırakın Kudüs'ün başkenti olarak tanınmasını, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilerek 1967 öncesi sınırlarına dönmemesi halinde dünyaya huzur ve istikrar gelmeyecektir. Bugün Kudüs'te, Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin bedenine yönelen her kurşun sadece İslam'a inananları hedef almamaktadır. Orada insanlık öldürülmektedir. İnsanlığın vicdanı katledilmektedir. İnsanlığın katili işgal ve terör devletinden bunun hesabını bütün insanlık mutlaka soracaktır. Değerli Kudüs sevdalıları, Filistin ve Kudüs davasının dünyadaki en güçlü sesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakan yardımcısı olarak sizlerle birlikte olmanın, çalışmalarınıza katkı ve destek verebilmenin onurunu yaşıyorum. Kudüs davası için değil canını ve malını ortaya koymanın, Kudüs davası için 3 saniyelik bir tefekkürün bile Allah indinde değerinin hepimiz farkındayız. Kudüs deyince sadece tek başına bir Kudüs şehri değil, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle etrafı mübarek kılınmış bir şehir olarak tüm Filistin'i anlamak gerekiyor. Bu nedenle Kudüs ve çevresinin ekonomik ve sosyal yönden güçlü kılınmasına yönelik olan her çaba bu mübarek belde için kutsaldır. Gönül coğrafyamızda faaliyet gösteren görev alanındaki kurumların özellikle son yıllarda Kudüs ve çevresiyle ilgili faaliyetlerinin tamamını bu kısa konuşmamda tek tek saymaya zamanım yetmez. Ama kısa başlıklarla değinmenin milletimizin bu konudaki örnekliğini ifade açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 2005 yılında açılan TİKA Kudüs ofisimiz, çoğu işgal altında bulunan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 71 adet projeyi hayata geçirmeyi başarmıştır. Bunlar arasında saymadan geçemeyeceklerim şunlardır. Mescid-i Aksa Külliyesi'nde bulunan ve altın kaplamalı Kubbetü Sahra'nın kubbesinin ve hilalinin restorasyonu, Kudüs Üniversitesi 400 öğrencilik kız yurdu projesi, 1967'de Doğu Kudüs'ün işgaliyle sona eren Nebi Musa şenliklerinin yeniden yapılmaya başlanması gibi projelerimizi önemsiyorum. Ramazan ayında TİKA yüzlerce aileye gıda yardımında bulunurken Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 10 bin tonluk insani yardım ve gıda malzemesini bu yıl Gazze'ye ulaştırma başarısını göstermişlerdir. Gazze'de inşa edilen 320 konutun teslimi işlemleri de geçtiğimiz hafta tamamlanmıştır. 2017 yılı itibarıyla yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımız, AK Parti hükümetlerimiz boyunca 1089 Filistinli öğrenciyi ülkemizde misafir ederek okutmuştur.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün halen burs almakta olan Filistinli öğrencilerin sayısı da yüzlerce ifade edilebilir. Değerli misafirler, sorumluluğum alanında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde 7-8 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve teşriflerinde çok önemli bir girişim başlatmış ve tüm dünyada Kudüs ve çevresiyle ilgilenen vakıfları bir araya getirerek Kudüs ve çevresinin ekonomik kalkındırılması amacıyla bir girişim başlatmıştır. Bu girişimin bir sonucu olarak geçtiğimiz ay İSEDAK toplantısında 57 ülkenin katılımıyla Kudüs'ün ekonomik ve sosyal gelişimini amaçlayan büyük bir vakfın kurulma çalışmalarına başlanmıştır. Kudüs'ün fedakar dostları, değerli misafirler, şunun altını özellikle çizmek isterim ki Kudüs sadece ahu vah içinde ağlayarak kurtulmaz. Allah'ın merhameti sınırsızdır ve kuşatıcıdır. Bizim görevimiz insanlığın üzerine düşen ödevlerini harfiyen yerine getirmektir. Aklı ve mantığı kullanarak mücadeleyi sürdürmek, zafere giden yolun gereklerini yerine getirmek zorundayız. İlk yapacağımız iş de bir olmak, beraber olmak, tek vücut olup dayanışmayla beraber